Şimdiki konum operatör doktor İsmail Hakkı Özeren. Kendisi göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı. Bugün göz konusundaki yeniliklerden bahsedeceğiz. Artık bu yeniliklerden bahsederken her defasında başka bir yenilikle geliyorsunuz. Bugünkü konumuz nedir efendim? Şimdi dünyada optik çok gelişiyor. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ve teknolojinin özellikle sağlık alanında göz alanına uygulaması çok daha hızlı bir şekilde meydana geliyor. Bunların da başında akıllı lensler dediğimiz premium akıllı lens. Premium demek üstün demek zaten. Üstün zaten. Evet. Adı üstünde. Evet, yani bunlar bize ne kazandırıyor? Şimdiye kadar esasen katarak cerrahisi yapılırken gözün içine bir mercek takıyorduk. Buradaki bozulmuş olan merceği dışarı çıkarıp oraya bizim görmemizi sağlayacak bir merceği takıyorduk. Ama bu mercekleri taktıktan sonra uzak ve yakın için gözlük veriyorduk. Hastaların hayat konforu, kaliteleri çok iyi olmuyordu. Premium akıllı lenslerle biz yine katarak cerrahisi yaptığımız hastalara bunu takarak hastaların uzak, orta mesafe ve yakın mesafedeki görüşlerini kesintisiz bir şekilde düzgün ve iyi görür hale getiriyoruz. Artı premium akıllı lenslerde gözün sadece merkezindeki kırıcılıklar değil, çevresindeki sapmalar da hesap edilerek buraya daha üstün bir görüntüyü sağlayacak premium akıllı bir lens takıldığında hastanın örnek olarak mutfakta çalışırken veya araç kullanırken konsolu görme veya sizin çalıştığınız laptopta aynı Tabii. zamanda monitördeki Mesela görüntüleri aynı anda görebilmek. Kartımda evet. mesafem orta mesafe mi? Şu anda sizin mesafeniz tahminen 55-60 santimetre. Normalde okuma mesafesi 40 santimdir. Bu evet öyle bir okuma mesafesi olurken siz bunu masanın üstüne koyup okuduğunuz zaman bir orta mesafe orta kullanıyorsunuz. Mesafe. Yani benim Eğer, bu orta mesafem önemli yani dolayısıyla. Çok önemli. Çünkü işim burada yani ben çok elimde önemli, çok kullanmıyorum. Önemli. Bir göz evet. attığımda onu görüyor olabilmem bir lazım. Bir de şimdi şöyle bir monitöre yaklaştığınızı Tabii. düşündüğünüzde bel fıtığı, boyun, spazmlar bir sürü sizi rahatsız edecek. Bir pozisyon oluşmuş olacak. Evet. Şimdi bir takım tabii tedavi yöntemleri de çok geliştiği için işte no touch lazer, dokunmadan yapılan lazer ışınıyla yapılan kırılma kusurlarını önleyen tedaviler var. Premium lensler var, kataraktla ilgili bir takım yenilikler var vesaire. Ama ben diyelim ki işte gözümde bu orta mesafem bozuldu, bir şeye ihtiyacım var, size geldim. Önereceğiniz şey premium lens mi olur bana? Şimdi zaten siz bize müracaat ettiğinizde öncelikle bir yaş, göz numaraları bunların hepsine bakıyoruz. Evet. Ama 40 yaş üstü galiba lazer Tabii, yapmıyorsunuz değil mi? Genelde yapmıyoruz. Genelde tercihimiz 40 yaş üstünde premium akıllı bir lensle hastanın hem uzak mesafedeki problemlerini hem yakını hem de sizin de bahsettiğiniz orta mesafeyi çözüyoruz. Aynı zamanda sadece onu çözmekle de kalmıyoruz. Astigmatı da hesap edip bu hesaplamalarda astigmatınızı da düzeltebiliyoruz. Peki şunu sormak istiyorum İsmail Bey. Bir kişi orta mesafede bozulma varsa mutlaka yakın ve uzakta da problem yaşayacak mıdır? Genelde. Değil mi? Yani mutlaka o göz giderek genelde, bozulacak. Genelde. Yani şöyle bir fizyolojik süreç var. Hastalar 40 yaşından sonra yakınla ilgili problem hissetmeye başlıyorlar. Bunun nedeni esasen şöyle. Göz büyümesi genelde 18 yaş civarında bitiyor. Böylece 18 yaşına kadar gözün en önündeki kısım kornea ve gözün büyümesi bittiği için genelde refraksiyonda yani bozukluklarda bir değişiklik olmuyor. Bizim her mesafeye odaklanmamızı gözümüzün içindeki lens sağlıyor. Esasen bizim gözümüzün içindeki lens çok akıllı bir lens. Çok premium bir lens. Ama o esnekliğini zamanla kaybediyor. Bu da genelde 40 yaş sonrasında oluyor. Zaten esnekliğinin kaybedilmesine ilaveten şeffaflığında kayıp olduğu zaman biz buna katarak diyoruz zaten. Şimdi hastalara, önce kataraklı hastalara bunları takıp uzak, orta ve yakın mesafeyi düzeltince daha katarakta oluşmamış ama 40 yaşını geçmiş hastalar ya ben yakını göremiyorum, hayat kalitem bozuldu, işte monitöre bakıyorum göremiyorum ya da arabanın konsoluna bakıyorum göremiyorum, mutfakta çalışıyorum göremiyorum, yakında okuyamıyorum, aynı anda birini çıkarıp diğer gözlüğü takıyorum gibi hayat kalitesini düşürücü şikayetlerle başvurmaya başlayınca bütün bu gelişmeleri de biz göz önüne alıp hastanın hayat kalitesini ve konforunu daha iyi hale getirmek için
bu premium akıllı lensleri uyguluyoruz. Uyguluyorsunuz. Çok güzel anlattınız. Gerçekten şu an çok da mutlu oldum bunu öğrenmekten. Çünkü merak konusu. Yani kim ne zaman neye ihtiyaç duyacak? Elbette sizin değerlendirmeniz söz konusu ama tek seferde bu akıllı mercekle bütün kusurlardan kurtulabiliyorsunuz ve ileriye yönelik bir yatırım. Bunlar hem ömürlük. Evet, ömürlük. Yani değişmiyor. Çünkü demin bir şey anlattım. Gözün gelişimi 18 evet. yaş civarında bitiyor dedik. Evet. Ondan sonraki bu odaklanmayı sağlayan mercekte problem olduğu için merceği de değiştirince artık değişecek bir şey kalmıyor. Evet. Ve böylece bizim bu taktığımız premium akıllı lenslerle gözün numarası sabit, ömürlük ve kalıcı oluyor, değişmiyor. Evet. Peki şimdi bunun bir mesela geldim diyelim size. Diyorsunuz ki Ebru sen biraz daha idare edersin. O idare süresi nedir? Yani ne zaman gerçekten bir kişi bunu hissedip gelir? Ben, idare kelimesine çok taraf olmayan birisiyim. Evet. İdare demek esasen kötü düzene alışmak. Ha. Ben öyle görürüm. Hastaya şunu sorarım. Siz bana niye geldiniz o zaman? Evet. Eğer sizin gelmenizde bir şikayet varsa ve siz bunu düzeltmek için buradaysanız o zaman idare kelimesi bence çok fazla. Çok doğru bir kelime. Çok doğru bir kelime değil. Pekala, hemen lazer tedavilerine dönmek istiyorum. Tamam. Son yenilikler nelerdir? Şimdi esasen lazerleri ikiye ayırıyoruz kabaca ve net bir şekilde düşündüğümüz zaman gözü kesen lazerler ve kesmeyen lazerler olarak sınıflayabiliriz. Kesen lazerlerde sinirler kesildiği için aynı zamanda dokunun tamamını kullanamadığımız için bu lazerler hastaların bir kısmında korku, endişe, buraya ben işte çekiniyorum gözümü bir şeyle kesecekler filan veya göz numaraları yüksek veya korneaları ince. Ama no touch lazer dediğimiz lazerde gözde kesi yok, herhangi bir parça çıkarımı yok, oradan herhangi bir şeyi kazımak yok. Sizin sadece bir ışına odaklanmanızı istiyoruz. Müthiş. Ben buraya gelmeden önce iki tane yapıp geldim. Gerçekten evet. mi? Bir tanesi de yurt dışından hastamızdı. Sabahın erken saatlerinde evet. onları yeniden evet. aslında evet. dünyaya evet. güzel gözlerle evet. bakmalarını evet. sağladınız. Doğru. Müthiş bir şey. Biz esasen gözlerine dokunmuyoruz ama hayatlarına dokunuyoruz. Kesinlikle. Çok güzel bir slogan bu. Peki gerçekten göz dokunmuyorsunuz ama o evet. ışık göze geldiği anda... Şimdi hastadan bir fiksasyon istiyoruz. Yani bizim bir kılavuz ışığımız var. Tamam. O ışığa bakmasını istiyoruz. Bu ışığa baktıktan sonra hastaya biz lazer ışınlarını gönderiyoruz ve hiç bir hasta gözünü oynatsa bile hatta onu eye tracker dediğimiz şeyle takip ettiği için lazer yine endişe edecek bir yani şey yok. Yani bir anda korktuk gözümüzü kaçırdık ama gözümün beyazına mı geldi lazer merceğine mi geldi yanlış eye tracker geldi. Eye tracker onu takip ediyor. Ha. Siz ancak yani oradan kalkmanız yani. Gerekiyor. Evet. Yoksa her türlü bu anlamda teknolojik olarak size güvenlik sınırları evet. maksimum düzeyde alınmış maksimum. Durumda. Yani kaçışımız yok oraya. Yattık mı evet. o ışık bizi bulacak yani. Evet, peki doğru. çok güzel. Peki no touch lazer yöntemi bu. Fakat bu no touch lazer farkı ne? Yan etkileri var mı? Ve en önemlisi nelere yarıyor? Ya, bunun en önemli farkı kesilmiyor. Hastanın korkusu yok. Bir de kesilen yöntemlerde kesiyi düzgün yapmanız için bir vakum yapmanız gerekiyor. Vakum yaptığınız zaman gözün arkasındaki sinir tabakasını da vakumladığınızdan dolayı burada nadiren de olsa yırtık oluşabiliyor. Bu riskten tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. İki, korku riskinden kurtulmuş evet. oluyorsunuz. Bir üçüncüsü de gözünüzün numarası yüksek bile olsa bunlara uygulanabiliyor. Ve göz kuruluğu özellikle bu işlemlerde gördüğümüz bir hadisedir. Göz kuruluğu no touch lazerde sinir uçları kesilmediği için en az görülüyor ve genelde 3 ay civarında ortadan kalkıyor. Müthiş. Her türlü görme kusurunda lazer kullanılabiliyor ama belli bir yaşta mı? Tabii. Belli bir yaşta ve belli özellikli tetkiklerden çıkan sonuçlara göre. Çünkü hastanın göz sinirinde bir hadise olmuştur. Gözde yırtık vardır ya da yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi bir durum vardır. Yani hastanın birincisi doğru seçilmesi gerekiyor. Tam dikkatli bir şekilde ve her türlü tetkikleriyle birlikte analiz edilmesi gerekiyor. Ondan sonra doğru yöntemi seçtiğinizde çok iyi sonuç almanız tabii ki beklenen bir durum. Beklenen bir durum. Çok güzel. Peki miyop ve hipermetrop olan biri ikisinden de mesela aynı anda kurtulabiliyor mu? Kurtulabilir. Bunda yeter da ki siz bunları doğru analiz edin
bilgisayara yükleyin. Evet. Ve bu analizden sonra sizin sadece yapacağınız şey o ışığa bakmak. Işığa bakmak. Peki ışığa baktık, lazerle tedavi olduk, görme kusurlarımız bitti. İlerleyen yıllarda tekrar eder mi? Mesela onu yaptırdım, 10 yıl sonra premium lens taktırabilir miyim? Tabii ki taktırabilirsiniz. Premium lens'te amacımız neydi? O bozulan, fikse olmayan, kamburluğunu iyi yapamayan merceğin yerine geçebilecek bir mercek tak. Evet. Premium akıllı lens takarak bu problemi, yani odaklanma, yakın, orta ve uzak odaklanmasını gerçekleştirebilir. Evet. Peki özellikle kadınlarda mı diyeceğim bilmiyorum ama düşük göz kapağı meselesi de hem görmeyi hem de ifadeyi oldukça değiştiriyor. Şimdi düşük göz kapaklarını ne yapacağız hocam? Şimdi sadece bayanlarda değil, iki gün önce cumartesi günü benim asistanlık arkadaşım, doktor ismini vermeyeyim, arkadaşıma evet yaptım. Şimdi burada tabii bizim dış dünyayla, insanlarla ilişkilerimizde mimiklerimizi kullanıyoruz. Onlara yüzümüzle, bütün mimik ifadelerimize birçok şeyi esasen konuşmadan anlatıyoruz. Dolayısıyla göz dokusu çok ince, gevşek ve yaşlanmayla en çabuk bozulan, yer çekiminden dolayı da bir aşağı doğru sarkma oluşabiliyor. Bir başka şey, biz vücudumuzu birçok şekilde koruyoruz. Yani ceket giyiyoruz, pantolon giyiyoruz, ayakkabı giyiyoruz ama biz gözümüzü korumak amaçlı hiçbir şey yapmıyoruz. Artı ilaveten özellikle bayanlarda daha fazla travmatize ediyoruz. Yani makyaj yapıyoruz, tabii, orayı siliyoruz, tabii, tekrar bir sürü uygulamalar yapıyoruz. Göz derisi hem ince hem de bağ dokusu daha az. Ve özellikle kilo alma, verme, aynı zamanda ağır spor yapma durumlarında yine uykusuzluk, yorgunluk, alkol, sigara gibi durumlarda vücut dokusu daha çabuk gevşiyor. Gevşeyince de bu sefer hanımlar ya da beyler bu durumdan hem rahatsız oluyorlar, bir de çok sarktığı zaman görme alanını kapatıyor, evet, ve görme kalitesini düşürüyor, okuma hızını düşürüyor. Burada ne yapıyoruz? Genelde iki yöntemle biz bunlara çözüm buluyoruz. Bir cerrahi, bir de plazma lazer dediğimiz yöntemle. Cerrahi yöntemde biz üst kapak için konuşursak kapak kıvrım yerinden bir işaretleme yapıyoruz. Lazerli. Şimdi ben az önce bir test ettim, acaba benim göz kapağıma ne yapılabilir diye mesela. Şimdi tabii ki bunların önce ölçülüp muayenesi gerekiyor. Çünkü göz kapağı tedavisinde olmazsa olmaz bir kural var. Gözün uyurken açık kalmaması gerekiyor. Tabii. Buna uyumamız şart. Eyvallah olsun. Evet, deriyi işte fazla aldınız, göz açık kaldı. Uyuyamayacağım bir daha. Göz kapağım oldu, evet, düzeldi ama. Yani bu anlamda gerçekten ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bunlar çok ehil, deneyimli. Aynı zamanda da belli kurallara uymak zorundayız. Yani hasta gelip ya benim kapağımı şöyle al demekle bu iş olmuyor. Tabii. Onun ihtiyacı olan kısmı biz ölçüyoruz, çiziyoruz ve ondan sonra da bu fazla olan kısmı çıkarıyoruz. Eğer cilt altında fazla kas dokusu, yağ dokusu, fıtıklaşan yağ varsa bunları alıyoruz. Sonra orayı sizin dışarıdan gözle kolay kolay görülmeyecek tarzda çok ince dikişlerle dikiyoruz. Ve üzerine ince bir bant yapıştırıyoruz. Yani gözünüzü kapatarak göndermiyoruz. Tabii. O doktor arkadaşımı da gözünü öyle gönderdiniz. Çok güzel. Evet. Peki üst göz kapağında lazerle de tedavi edebiliyoruz dediniz. Doğru. Cerrahi de. Buna evet, neye göre karar veriyorsunuz? Hastanın yaşı, fazlalık miktarı, beklentisi, iyileşme süreci. Çünkü hastaların buna ayırdıkları vakit, bizim burada beklentimiz, bunların hepsi beraber karar verilecek bir durum. Evet, bu da çok önemli. Peki göz kapağı ameliyatını yaptık. Sonra bir de göz altı ameliyatları da var. Şimdi, yani onu yapınca onu da yapmak gerekiyor mu? Şimdi burada gözün üst kapağında çizgiye sadık kalıyoruz dedik. Açılıp kapanma çizgisine. Alt kapakta da eğer torbalanma varsa, sarkma varsa, aynı zamanda yağ fıtıklaşması varsa alt kirpiklerin hemen altından bir kesi yapıyoruz. Böylece o kirpikler zaten o kesinin görünmesine asla müsaade etmiyor. Oradan hem fazla yağ dokusunu çıkarıyoruz hem de fazla deriyi alıyoruz. Ve böylece o hastanın görselliğini çok daha iyi bir hale getirebiliyorsunuz. İkisi aynı anda oluyor mu yoksa ayrı ayrı mı planlamak lazım? Şimdi şöyle lazım. İkisi aynı anda da olabilir, ayrı ayrı da olabilir. Genel anestezi de kullanılabilir, lokal anestezi de. Ben çoğunlukla lokal anestezi kullanıyorum ama hastaların tercihleri, korkuları, burada
Bunu neyi istedikleriyle bir miktar tabii ilintili. Ama ikisi de kullandığımız yöntemler. Zaten öncesinde bir kremle orayı duyarsız hale getiriyoruz. Ondan sonra böyle bir işlem. Cerrahide herhalde durum birazcık daha iyileşme süreci olarak uzun sürebiliyor. Ama cerrahiler hiç uzun sürmüyor. En azından ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Morarma, şişme, farklılık görüntüde. Çok ender görüyorum. Buz uygulaması yapıyoruz ilk iki gün. Çok hafif belki bir cilt çok ince ise kan ne yapıyor? Cilt altına sızabiliyor. Tabii. Ama eğer cilt çok ince değilse, arada o bağ dokusu iyiyse, o zaman çok fazla morarma, ben şişlik görmüyorum. Ve sonra bir anda kaç yaş geriye gidiliyor? Çok yaş. Çok yaş değil mi? Görme kusurlarını tedavi ettik, göz kapaklarını düzelttik. Harikayız o zaman. Bugüne de böyle başlamış olduk sayenizde efendim. Operatör Doktor İsmail Hakkı Özeren, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Çok mersi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ve devam ediyorum.